Son birkaç yıldır Hatay ve çevre illerde hızla büyüyen Doğu Akdeniz Sanayici İş Adamları Derneği DASİFED, Başkan Mehmet Kılıçlar ve yönetim kurulunun çalışmaları, DASİFED'e bağlı derneklerin destekleriyle hızla büyüyor ve önemli hizmetlerin altına imza atıyor. Aynı zamanda Hatay ve Türkiye'nin gururu sanayi kuruluşlarından Hatburnu'nun yönetim kurulu başkanlığını yapan DASİFED Başkanı Makina Mühendisi Mehmet Kılıçlar, Orta Doğu'da 6 yıldır devam eden savaş ve kaos ortamından büyük zarar gören Hatay, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Gaziantep illeri başta olmak üzere bu illerde faaliyet gösteren sanayici ve ticaret erbaplarının sesi oldu. Ürettiği projelerle DASİFED bünyesindeki derneklerin üyelerini ticaret köprüsü etkinliğinde birçok kez bir araya getirerek tanıştıran, dayanışma ve birlikte çalışma ruhuyla büyüme ve gelişmelerinin önünü açan DASİFED Başkanı Makina Mühendisi Mehmet Kılıçlar ve yönetim kurulu, bölgenin gelişmesi ve dünyanın birçok ülkesinde oluşan Hatay başta olmak üzere Suriye'ye komşu illerde savaş ortamı olduğu algısını yıkmak, huzur ve güven ortamının ispatı adına önemli organizasyonlara imza attı. 8. Gün Haber Web TV ve 8. Gün Gazetesi sahibi Gökhan Gökpınar'a verdiği röportajda tüm sorulara samimi ve içten yanıtlar veren DASİFED Başkanı Mehmet Kılıçlar, Hatay ve çevre illerin ekonomisinden Türkiye'nin geleceğine, siyasetten spora, Expo 2021 heyecanından Hatay ve çevre illeri şahlandıracak önemli projelere kadar daha birçok konuda görüşlerini aktardı. Efendim, öncelikle bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Mehmet Kılıçlar kimdir? DASİFED'de başkansınız. Ne iş yapar? Kaç çocuğu vardır? Bir kendinizi kısaca anlatabilir misiniz? Evet. Öncelikle ben teşekkür ediyorum zaman ayırıp bize geldiğiniz için. Mehmet Kılıçlar 1964 Antakya doğumlu. Makine mühendisi. Evli. İki çocuk babası. Hatboru Yönetim Kurulu Başkanı ve bildiğiniz gibi Doğu Akdeniz Sanayici İş Adamları Dernekleri Federasyonu Başkanı'dır. Yaklaşık oldu 38 sene oldu iş hayatındayım ve bunu devam ettirmeye de kararlıyım. Çok genç yaşta ticaret hayatına atıldınız, siz söylediniz. Evet. Nereden başladı ticaret hayatınız? Öncelikle onu öğrenmek istiyorum. Evet. Tamamen resmi olarak iş hayatım 3 Eylül 1979'da başladı. Hemen ortaokulu bitir bitirmez çıraklığa başladım. Aynı zamanda Endüstri Meslek Lisesi'ne gittim. Sonra da makine mühendisliğine devam ettim. Avusturya'da, bu arada benim bir Avusturya geçmişim var, onu da söyleyeyim. 14 yaşımdan 28 yaşıma kadar Avusturya'da yaşadım. Hem okudum, aynı zamanda da çalıştım. Ondan sonra bu birikimlerle kısmet oldu. Buraya döndüm, evlendim. Hayatımı da burada devam ettirdim Gökhan Bey. Şimdi bir hat boru var. Çok önemli bir sorumluluk. Evet, evet. Dünyaya ihracat yapan bir hat boru söz konusu. Evet. Bir de bunun yanında çok önemli bir sorumluluk. Bir aslında bir misyon. Evet. DASİFED var. Doğru. DASİFED nasıl oluştu? Bir hikayesini anlatabilir misiniz? Doğru. DASİFED bildiğiniz gibi çatı örgütümüz Türk Konfed'in bir federasyonudur. Türk Konfed nedir? Tüm Türkiye'ye yayılmış olan bir konfederasyondur. Kendisine bağlı 24 tane federasyon ve 194 tane derneği ve 40 bin tane üyesi olan bir konfederasyon. Biz de bu konfederasyon çatısı altında Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ı kapsayan bir federasyonuz. Kendi bünyemizde işte başta Arsuz, İskenderun'da, Arsuz'da Ariyat, Arsuz'da İsyat ve Atsiyat, Antakya'dan Hasyat, Kagit, Osmaniye'den Osyat ve TÜSİAD olmak üzere 7 tane derneğimiz var. Bunlara ek olarak da Kahramanmaraş'ı da eklemek istiyoruz. Hatta mümkün olduğu kadar Reyhanlı'dan, Samandağ'dan, başka daha dernekler varsa iş adamları veya iş insanlarına yönelik onları bünyemize katmak istiyoruz. Ne yapar bu federasyon? Öncelikle yörede bulunan, yani bizim bağlı bulunduğumuz yöredeki iş insanlarını bir araya getirir. Bu iş insanlarıyla beraber bölgemizin sosyal, kültürel ve ekonomik konularını tartışarak, doğruyu bulmaya çalışarak gerekli ilgili ve yetkili kişilerle paylaşır.
Bunlar da geçmişte yapılan çalışmalardan bahsedecek olursak, en basiti bir ticaret köprüsü. Hatırlarsanız siz de, sizin de huzurunuzda gerçekleştirmiştir. O ticaret köprüsünde mesela amaç iş insanlarını tanıştırmak, beraber iş yapmalarını sağlamaktı. Bu ekonomik yönlü bir proje. Tabii ki buradaki ekonomik ve diğer sosyal sorunları da kendimiz belirleyip dediğimiz gibi bağlı bulunduğumuz Türk Konfe'de de belirtiyoruz. İşte nedir bunlar bahsettiğimiz zaman? İşte komşularla yaşanan şu an sorunlar. Gerek sosyoekonomik, gerek savaş ortamı olsun, bunları dillendiriyoruz mümkün olduğu kadar. Şimdi sorunları mümkün mertebe, hani sanki Hatay'da bir savaş ortamı varmış gibi bir algı yaratıldı. Hı hı. Ki bu algıyı yıkmak adına ciddi toplantılara ev sahipliği yaptınız ve evet, birçok çağrınız oldu. Evet. Hatay'daki huzur ve güven ortamının duyurulması adına çok önemli çalışmalar yaptınız. Evet. Çünkü Hatay ekonomisi Suriye'den kaynaklanan bir ekonominin çöküşü söz konusu oldu. Hı. Tekrardan toparlamak için ciddi mücadele verdiniz. Doğru. Neler yaşandı o süreçte? Çeşitli dünya ülkeleriyle de irtibata geçtiniz. Türkiye'nin zirvesiyle de görüştünüz. Evet. Neler yaşandı, neler oluyor? Şimdi öncelikle biz bu Hatay'daki savaş algısını yıkmak için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bu nasıl oldu? Lobicilikle oluyor. Yani bunu gittiğiniz yerleri anlattığınız zaman ancak insanları ikna edebiliyorsunuz. Daha da güzel ikna metodu insanları buraya davet edip burada yerinde göstermek her şeyi. Burada bir savaş olmadığını, her şeyin çok şükür yolunda olduğunu, ekonomik anlamda söylemesem de güvenlik anlamda söylediğim zaman çok şükür burada güvenlik birimlerimiz Allah var ellerinden geleni yapıyor. Bu vesileyle de onlara da teşekkür etmek istiyorum. Gerek askeri, gerek polis anlamındaki tüm birliklere. Tamam, öbür taraftan da Türkiye'de İstanbul ve Antep'ten sonra en çok Suriyeli barındıran il gene Hatay'dır. Ama buna rağmen çok şükür güvenlik anlamında bir problem yoktur. Onları dediğim gibi davet ederek burada göstermek istiyoruz bir problem olmadığını. Ayrıca da büyük bir ihtimalle ama bu sene sonuna doğru ama gelecek sene 2018'de tüm Türk Konfed'in ulusal bazda bir toplantısı olacaktır. Ama zirvedir, ama konsey toplantısıdır. Onu da Hatay'da yapmayı düşünüyoruz. Ama İskenderun olur, ama Antakya olur, ama başka bir ilçe olur. Öyle büyük bir organizasyonu kaldırabilir mi? Kaldırabiliriz tabii ki. Neden kaldırmaya memnunum? Ya, konaklama anlamında sordum. Kaldırabiliriz. Yani burada gelen misafir sayısı tabii ki değişiyor. Türkiye'nin birçok ilinden Türk Konfe'de bağlı federasyon ve dernekler geliyor. Yani mesela geçen hafta Diyarbakır'daydık ama tahminimce orada en az 300 kişi vardı herhalde. Ben binlerce şeklinde düşündüm. Yok, o kadar yok. Çünkü burada o federasyonu ve derneği temsil eden arkadaşlar gelecek. Binlerce dediğiniz zaman düşündüğümüz bizim festival var. Mesela Hatay'a yönelik, yani buradaki algıyı kırmak için tüm Hatay, yani Arsuz'u, İskenderun'u, Antakya'yı ve diğer ilçeleri kapsayan bir festival düşünüyoruz. Biraz bunu Adana'dan görerek de esinlendik. Festivalin kapsamı, konusu ne olacak? Şimdi o kadar henüz daha detayları tam netleştirmiş değiliz. Neden? Çünkü biz bunu tek başımıza yapmak istemiyoruz. Tek başımıza yaparsak sadece DASİFE'de mal etmiş oluyoruz. Bunu Hatay'ın tüm dinamikleriyle beraber yapmak istiyoruz. Yani biz bu işin en önünde olmak istemiyoruz. Biz diyoruz ki gelin hepimiz yapalım, bizim ismimiz olmasın, önemli değil. Önemli olan Hatay kazansın, buradaki algıyı ortadan kaldıralım vesaire vesaire. Şimdi bir expo geliyor. Evet. Büyük bir heyecan yarattı expo. Evet. Expo ile alakalı mesajınız ne olacak? Expo ile alakalı hazırlıklar ne durumda? Evet. Sizinle de bir paylaşım söz konusu. Evet. Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hatay Valisi sizinle de paylaşıyorlar. Evet. Ne durumda? Hatay Expo'yu kaldırabilecek mi? Başarıyla sonuçlanacak mı Expo? Şimdi Gökhan Bey, Expo'nun buraya gelmesi tabii ki güzel bir şey.
en azından hem ulusal hem de uluslararası bazda Hatay'ın tanıtımı için önemli bir fırsat. Tek problem daha 4 sene vaktimiz var oraya. 4 sene yani hem ne uzun ne kısa, anlatabiliyor muyum? Bunu çok iyi değerlendirmemiz lazım. Henüz belediyeyle oturup bu işleri detayına enine boyuna konuşmuş değiliz. Nasıl bir çalışmaları var, neler düşünüyorlar henüz paylaşılabilmiş değil bizimle. Ama ben şuna inanıyorum. Yani her proje Gökhan Bey, üstünde çok iyi durulduğu ve çok iyi çalışıldığı sürece başarıya ulaşmaması mümkün değildir. Ama önemli olan bunu çok iyi bir şekilde buradaki dinamiklere yaymaktır. Bir referandum atlattık. Evet. Bu referandumun sonucunda evet çıktı. Anayasa değişikliği geçmiş oldu. Evet. Yeni bir düzen, yeni bir dünya bekliyor, yeni bir hayat bekliyor Türkiye'yi. Bir mesajınız oldu sizin referandumdan sonra. Doğru. Hükümete ekonomi odaklı politikalar üzerine yoğunlaşılması yönünde bir çağrınız oldu. Bu çağrı yerini buldu mu? O günden bugüne neler değişti? Doların durumu, ihracat ve diğer dengeler üzerine neler söyleyebilirsiniz? Bir sanayici olarak aynı zamanda. Çok doğru. Referandumdan sonra belirttiğiniz gibi basındaki paylaşımımız şuydu. Artık seçim bitti. Şu an ekonomiye odaklanalım düşüncesi var. Ha, bu hükümet tarafından ne kadar ciddiye alındı? Ben şunu görüyorum. KGF konusunda hükümet bir adım attı. Ne demek? Kredi garanti fonu. Burada birçok firmaya kefil olarak kredi almalarını sağladı. Bu güzel bir şey. En azından birçok hele hele belki sıkıntıda olan, maddi anlamda sıkıntıda olan, ödeme sıkıntısı çeken firmalara bir can suyu gibi geldi bu. Ha, bunun dışında yani sıkıntısı olmayanlar da bunu kullanabilir. Tabii ki ihtiyacı olan da kullanılabilir. Yanlış hatırlamıyorsam rakam 250 milyar Türk lirası civarındaydı. Bu da fena bir rakam değil yani. Devlet diyor ki ey vatandaşım git sen kredi al. Ben sana %80 kefil olacağım. Bu çok güzel bir şey. Burada hükümet bir adım atmış oldu. Bunun yanında doların şu an düzgün gitmesi, yani istikrarlı gitmesi tabii ki olumlu bir şey. Tek korkum, geçmişlerde hep yaşıyoruz bunu. Her sene bir bakıyoruz, birden bir fırlıyor ya birden bir düşüyor. Bunların olmamasını istiyoruz. Ya yükselecekse de istikrarlı bir şekilde yükselsin, düşecekse de istikrarlı bir şekilde düşsün. Biz bunu istiyoruz sanayici olarak. Ha, bunun yanında ekonomiyi daha çok güçlendirmek için, daha doğrusu uluslararası bazda buradaki ekonomiyi geliştirmek için çok göreve ihtiyaç var Gökhan Bey. Nedir? Ya eğer biz dünyada Türkiye olarak dünyanın ilk 10 ekonomisi olmak istiyorsak, 2023'te de hükümetin koyduğu hedef vardı hatırlarsanız Cumhuriyet'in 100. kuruluş yılı döneminde 500 milyar dolar ihracat hedefi koymuşsak, bizim olmazsa olmaz demokrasiye ihtiyacımız var. Bizim hukuka ihtiyacımız var. Bizim laikliğe ihtiyacımız var. Bizim insan haklarına ihtiyacımız var ki tüm dünyaya şeffaf olalım, tüm dünyada saygın bir ülke olalım. Herkes buraya geleceği zaman kafasında soru işareti olmadan gelsin, ister turist olarak gelsin, ister mal almak için gelsin veya ister yatırım yapmaya gelsin. Bunlar olmazsa olmaz. Aksi takdirde biz oraya buraya kafa tutarak, şurayı üzerek, buraya ahkam keserek biz sadece kendi kendimizi tatmin oluruz. Sonra deriz ki ya biz Türkleri kimse sevmiyor. Yok öyle bir şey. Onun için toparlarsak eğer buradaki ekonominin, Türkiye'deki o ekonominin düzelmesini istiyorsak, dediğim gibi öncelikle demokrasinin oturması lazım, hukukun oturması lazım, laikliğin devam etmesi lazım ki gerçekten Türkiye hak ettiği yere gelsin. Ki buna da her zaman gelebilecek durumdadır. Ben buna inanıyorum. Çünkü Türkiye'miz gerçekten çok güzel bir ülke.
Yeter ki hepimiz el ele verelim ve doğru bir şekilde ülkemizi yönetelim ki yarınlarımız daha güvenli olsun. Şimdi Türkiye ve Hatay özeline döneceğim ama dünyayı geziyorsunuz, evet. İhracat yapıyorsunuz. Evet. Gerek gazetekte göreviniz itibariyle, evet. Gerekse hat boruyla alakalı. Evet. Dünyayı geziyorsunuz. Türkiye bakış ne durumda? Özellikle referandum öncesi nasıldı? Referandum sonrası nasıl? Evet. Nasıl bir gözlem edindiniz siz? Hani insanların Türkiye bakışı nasıl? Maalesef son mesela geçenki hafta evvel iki ülkeye gittim. Maalesef olumlu bakılmıyor oradan buraya. Neden? Bunun nedenini aktarıyorlar maalesef, mı? Söylüyorlar mı? Birincisi şöyle, sanki burada bir savaş var. İkincisi sanki burada demokrasi elden gitmiş, demokrasi diye bir şey kalmamış. İşte gazeteciler içeri atılıyor, işte bombalar patlıyor, bombalar yüzünden. Turist gelmiyor, işte Rusya ile kapışmışsınız, işte Hollanda ile kapışıyorsunuz. İşte gitmek istemiyoruz, ne olacağını bilemiyoruz. Endişeleriyle karşılaşıyoruz ve biz bundan dolayı çok çok üzülüyoruz. Yani bu hem Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bizi çok üzüyor, hem de ekonomiye zarar verebilecek diye endişeleniyoruz maalesef. Türkiye o zaman bu konuda lobicilik faaliyetleri konusunda eksik kalıyor. Türkiye'deki tabloyu, durumu, gelişmeleri, değişimi yeterince dünyaya aktaramıyor, anlatamıyor diyebilir miyiz? Şimdi şöyle, lobicilik olmazsa olmaz Gökhan Bey, ama siz bir ülkeyi ileriye götürmek istiyorsanız o ülkeyi bir bütün olarak ele almanız lazım. Varsayalım lobiyi çok iyi yapıyorsunuz ama hukuk iyi işlemiyor. Bir faydası olmuyor bu işin. Lobiciliği iyi yapın ama ekonomi iyi işlemiyor. Bir yere varamıyor, anlatabiliyorum yani. Bu hani üç ayaklı bir masa gibi. O üç ayağının hepsini çok iyi çalıştırmalısınız ki o ülke gerçekten Türkiye dış ülkelerde kabul görsün. Mesela ben hatırlarım, siz de hatırlarsınız, AK Parti ilk hükümete geldiği zaman ilk 7-8 sene takdire şayan bir politika izledi. Bir şey daha izledi, komşularla sıfır problem politikası izledi. Müthiş bir politikaydı o. Herkes memnundu yani. İnsanlar gelip gidiyordu, ticaret yapıyordu. Ben hatırlıyorum ya, Suriye'de mesela, Suriye'de Alman standardı kabul görürdü, bir de Rus standardı kabul görürdü. Bu iyi ilişkilerden dolayı biz Türk standartlarını artık kabul ettirebiliyorduk orada yani. O kadar ilişkiler iyiye doğru gidiyordu. Bir huzur vardı insanlarda, anlatabiliyor muyum? Ama şu an o 7-8 seneden sonra maalesef durum tersine dönüştü. Mesela bir Ermenistan'la bile biz yakınlaşmaya başlamıştık. Şimdi bundan hiç söz edemiyoruz artık. Yani maalesef şu an... Peki sıfır sorundan sıfır dosta, evet. Geçiş sonrası, evet. Bir süreç işliyor. 6 evet. Yıllık bir kayıp. Bir dönem var Türkiye, evet. için ve Orta Doğu için. Evet. Savaş, gözyaşı, kan. Evet. Umudunuz var mı Suriye ve Orta Doğu'da bu kötü dönemin biteceği yönünde bir umudunuz, bir öngörünüz var mı? Benim her zaman umudum var. Yeter ki yöneticilerimiz yanlış yapmasın. Her zaman umutluyum. Yani geçmişe baktığım zaman Türkiye birçok partilerden buralara geldi. Her 3-5 senede bir şey oldu. Sadece bizim ülkede değil, komşularda da bazen olumsuz gelişmeler oluyor. Dünyada da olumsuz gelişmeler oluyor. Bugüne kadar hepsini atlattık çok şükür. Yani Türkiye müthiş bir ülke, büyük bir devlet. Bunları kaldırabilecek bir devlet. Yeter ki bunları doğru bir şekilde yönetelim. Ben umutluyum, olmaz diye bir şey yok. Her şey olumlu olabilir. Yeter ki biz... Doğru yoldan gidiyor. Şimdi Hatay'da, İskenderun Körfezi'nde, evet. Hatay'ın çeşitli, evet. yerlerinde yatırım yapmak için bekleyen, evet. yatırımlarını bekleten birçok yabancı ve, evet. Türk yatırımcı olduğunu biliyoruz. Evet. Onlara mesajınız olacak mı? Hatay özelinde, evet. yatırım için uygun bir zaman mıdır? Orta Doğu'daki gelişmelerin öngörüsüyle birlikte neler bekliyor? Evet. Yani ne yapmalılar? Ben her zaman onların endişe etmemesini tavsiye ediyorum. Ben onları anlıyorum. Yani para ürkektir. Yani güvenli limanı arar. Şu an
endişeleri var, kabul ediyorum. Ama Suriye'den dolayı, ama buradaki bazı olumsuz gelişmelerden dolayı ülkedeki. Anlıyorum. Ama ben inanıyorum ki buraları çok daha güzel yerlerde olacak. Hele hele komşulardaki problemler durulduğu zaman burada ciddi patlamalar olacak diye ümit ediyorum ve inanıyorum. Onun için yatırımcılarımız veya buraya gelmek isteyen yatırımcılar hiç karamsarlığa kapılmasınlar, korkmasınlar. Korkulacak bir şey olsaydı biz de burada olmazdık. Onun için böyle bir endişeye gerek yok. Şimdi Hatay'ı bekleyen bir gelişme daha var. Hassa Tüneli. Evet. Hassa Tüneli'nin Hatay'a katacaklarını az çok hani duyduk, dinledik, anlatıldı. Siz ne bekliyorsunuz? Hatay'ın geleceği açısından Hatay'ı neler bekliyor aslında gelecek açısından? Bir expo var, Hassa Tüneli var. Aslında Hatay için çok da karanlık bir tablo yok. Aydınlık ve geleceği güzel bir gelecek bekliyor Hatay'ı. Siz nasıl okuyorsunuz bu fotoğrafı? Şimdi başta Gökhan Bey, Hatay gerçekten güzel bir yer. Tamam, Türkiye'nin her yöresi güzel derler ya, ama burası gerçekten çok daha güzel bir yer. Allah her şeyi vermiş bu Hatay'a. Güneşi vermiş, denizi vermiş, dağları vermiş, yağmuru vermiş, suyu vermiş, turizmi vermiş. Hepsi var burada. Ben bakıyorum mesela şehir dışından ve yurt dışından gelenlere anlatıyorum. Burada her şey var hemen hemen. Yani şeyden tamam, belki kayak kaymayabiliyoruz. Ona müsait değil, ama birkaç istisna dışında bu ilde her şeyi yapmak mümkün yani. Bir şeye çıkın, bir Belen'e gidin ve bir soğuk olağa gidin. Bir 10 dakika sonra aşağı iniyorsunuz, dünya değişiyor. Anlatabiliyor muyum? Veya bir Batı Ayaz'a gidin veya Arsuz'a gidin, Dört Yol'a gidin. Çok çok farklı yerler. Antakya'ya gidin, tarihi bir müze var burada. Anlatabiliyor muyum? Bu turizm açısından baktığımız zaman, tarım açısından baktığımız zaman maşallah hemen hemen her şey yetişiyor bu ilde. Biz artık önceden olmayan muzu bile Arsuzlu hemşerilerimiz üretmeye başladı. Çok basit bir şey söyleyeceğim zaman. Sanayi, keza sanayi, zaten İskenderun'daki sanayi anlatmama gerek yok. Burası gerçekten müthiş bir yer. Ama bunlar varken yatırım, özellikle sanayi anlamında yatırım yapmak isteyen yatırımcılarımıza yer kalmıyor. Burada baktığınız zaman her yer tarım arazisi olduğu için yatırım yapma imkanı olmuyor hukuki açıdan. Organize sanayi bölgesinin yerleri belli, daha fazla yeri yok. Her ne kadar biraz genişleme çabaları varsa da yeterli mi olacak ilerideki 20 sene içinde baktığım zaman? Hayır. İskenderun o seneye baktığımız zaman zaten hiç yer yok. Ne yapıyor İskenderun'la hemşerilerimiz, Bayas'la hemşerilerimiz? Osmaniye gitmek zorunda kalıyor. Orası da zannederim. Hassa OSB peki umut işte olacak mı burada? Bunlar olduktan sonra Hassa OSB'nin, daha doğrusu o tünel açıldıktan sonra Hassa OSB'nin çok büyük prim yapacağına inanıyorum ben. Çünkü bir şekilde Hassa'yı siz denizle buluşturmuş olacaksınız kısa sürede. Kaldı ki orada Hassa'nın etrafında epey büyük yatırıma müsait araziler var. Yanlış hatırlamıyorsam 80 bin dönümdü. Varsayalım ki bunun hani yeşil alanıdır, şudur budur olduğu zaman düşse 25 bin dönüm yatırıma müsait olsun. Bu da çok büyük bir rakam. Şimdi ben bakıyorum, bizim Antakya Organize Sanayi Bölgesi 1500 dönüm. İskenderun'u hatırlamıyorum ama daha da büyük olacağını zannetmiyorum. 2000 dönüm varsayalım. Yani nereden bakarsak bakalım. Hassa'da şu an, yani şu an bürokratik işlemlerin bittiğini varsayalım. 25 bin dönüm her zaman ve her an yatırıma başlanabilir bir bölge olarak düşünün. Bu da tabii ki oradaki yöreyi komple değiştirecek bir durum. Hassa'yı başka bir, yani şimdi Hassalılar alınmasın, küçük olduğu için ben şöyle söyleyeyim, üçüncü ligden birinci lige alacak Hassa'yı o bölgeye. Anlatabiliyor muyum? Oraya yani yatırım geldiği zaman oradaki çalışan artık çiftçilikle uğraşmayacak oradaki. O artık sanayiye yönelecek, dışarıdan artık yavaş yavaş
göç gelecek, sosyal hayat değişecek vesaire vesaire. Onun için hassa bu bölge için çok büyük bir şans diye düşünüyorum. Bu sadece Hatay için değil, Gaziantep'liler ve Maraş için de aynı şey geçerlidir diye düşünüyorum Gökhan Bey. Şimdi DASİFED'e tekrar dönmek istiyorum. DASİFED'in hedefleri ne olacak önümüzdeki yıllar için? Yine hani festival hazırlığınızı söylediniz ama hedefleri ne olacak? Daha da büyüme şeyine girecek mi? Şimdi şöyle, DASİFED olarak biz dediğim gibi Kahramanmaraş'taki iş adamları derdeklerini bünyemize almak istiyoruz. Öncelikle bu bölgemize daha çok yayılabilmek için, daha çok el ele verebilmek için. Çünkü her şekilde iletişim içindesiniz Osmaniye ve Kahramanmaraş'la, bölgenin de illeri neticede. Bunun yanında ekonomiyle ilgili zaten düşüncelerimizi de, olması gerekenleri de otoriteyle paylaşıyoruz. Biraz önce de Hassa ile ilgili bahsettiğim gibi. Onun yanında mesela ileride çok önemli projeler olacak. Projeleri de dinlendiriyoruz veya dinlendirmeye başladık. Mesela bir Mersin Antakya hızlı tren projesi. Nedir bu hızlı tren projesi? Bu Adana, Osmaniye, İskenderun, Antakya'yı düşünün, Hassa'yı da düşünün. Sanayileşmiş, burada yaklaşık bu bölgede sırf 5-6 milyon kişi yaşıyor, öyle düşünün. Ve varsayalım ki siz uyandınız İskenderun'da, işe gideceksiniz. Nerede? Adana'ya da iş bulmuşsunuz. Hızlı trenle yarım saatte orada olmanız lazım. Bu durumda o zaman demiryolu taşımacılığı Avrupa'nın çok önemsediği, dünyanın çok önemsediği, Japonya'nın dahi çok önemsediği demiryolu taşımacılığını yaygınlaşması ve yerleştirilmesi düşüncesindesiniz. Bu taşımacılıktan ziyade bu insan taşımacılığına yönelik hızlı tren projesi bu Gökhan Bey. Bu sadece insanların hızlı bir şekilde bu bölgede hareket etmesini sağlayacak bir şey. Bu zaten olmazsa olmaz diye düşünüyorum. Ben Çin'den de örnek vereyim size. 2-3 sene önce Çin'e gittim. Hızlı trenle 900 kilometrelik bir hattı 3 saatte gittim Gökhan Bey. Çin devleti karar almış orada. 1 milyon ve üzeri tüm şehirler hızlı trenle bağlanacak. Düşünebiliyor musunuz? Ben düşünün, bugün buradayım. Hızlı tren olduğunu düşünelim. İşte Mersin 290 kilometre. Ben buradan bineceğim. Bir saat sonra oradayım. Müthiş bir şey. Veya sizin çocuklarınız inşallah bir an önce büyürler, meslek sahibi olur. Düşünün, iş buldular. Nerede? İşte Osmaniye'de. İskenderun'dan binecek. 10-15 dakika sonra orada. Müthiş bir şey bu, anlatabiliyor muyum? Kaldı ki bunun yanında zaten taşımacılık, yük taşımacılığı olmazsa olmazlardan birisidir diye düşünüyorum. Burada çoğu şeyi biz karayoluyla yapıyoruz. Allah kimseyi düşürmesin. Her gün ölüm kazaları haberleri geliyor. Gelişmiş ülkelere baktığımız zaman gelişmiş ülkeler bu yüklerin çoğunu hem trene yüklemiş hem de gemilere de yüklemiş. Bir inşallah kısmet olur bir gün Almanya'ya gideriz veya Avrupa ülkelerine, Hollanda, Avusturya. Burada nehirleri göreceksiniz Gökhan Bey. Nehirler yani şeylerle, yük gemileriyle dolu. Anlatabiliyor muyum? Yani onlar her mümkün olduğu kadar... O zaman Türkiye elindeki potansiyeli, doğal imkanları yeterince değerlendiremiyor. Değerlendiremiyor, evet. O konuda katılıyorum. Ha bu bugüne kadar böyle oldu ama umudumuzu yitirmeyelim. Yapacak çok iş var. Yani her yere daha demir yolu düşeyebiliriz. İşte bunun yanında belki hava yolculuğunu da daha da geliştirmeliyiz. Anlatabiliyor muyum? Daha kat edecek epey yolumuz var. Bu iyi tarafı Gökhan Bey. Bunlarda yapılacak işimiz çok. Şimdi Türkiye'de siyasette gündem hızlı değişiyor. Doğru. DASİFED Başkan olarak, bir sanayici olarak, sanayicilerin, iş adamların temsilcisi, onların gözü kulağı olarak mesajınız ne olur? Vallahi mesajım şu, ben çoğu arkadaşta görüyorum, çoğu arkadaşımız endişeli, yarınla ilgili soru işaretleri yaşıyor. Ya ne olacak? Biz böyle nereye gideceğiz? Ne olacak bu halimiz?
Ben hep şunu söylüyorum. Türkiye büyük bir ülke. Kimse endişelenmesin. Tamam. Bizi yönetenler yanlış yapabilir. Onda her zaman maalesef bunlar olmayacak şeyler değil. Ama hiçbir şekilde umudumuzu kaybetmeyelim. İletişimde olalım bürokratlarımızla, siyasilerimizle. Neticede bizi yöneten insanlar bu ülkenin kötülüğünü istemiyor ki. Bu ülkenin iyiliğini istiyor. Hata yapabilir. Bazı bilgiye ihtiyaçları olabilir, yönlendirmeye ihtiyaçları olabilir. Bize de düşen burada DASİFET veya diğer STK'lar olarak bunları otoriteyle doğru bir şekilde paylaşmamız. Başka bir şeye gerek yok diye düşünüyorum. Biraz özele girelim mi? Girelim. İş hayatı yoğun. Evet. DASİFET zaten başlı başına bir sıkıntı. Belli. Evet. Başlı başına aslında zevkli tarafı da çok. Evet. Aile hayatı. Evet. Eşiniz, çocuklarınız. Evet. Aile hayatınız nasıl etkiliyor? Akrabalarınızla ilişkilerinizi, evet, ziyaretlerinizi, evet, anne baba, evet, eş dost ziyaretlerinizi nasıl etkiliyor? Hep, evet, ya şehir dışı ya yurt dışı. Doğru, doğru söylüyorsunuz. Nasıl oluyor? Vallahi şöyle, çok doğru söylediniz. Ben iş hayatım çok yoğun. Ben günde ortalama 12 saat çalışan birisiyim. Seyahatleri dikkate almıyorum, onu da söyleyeyim. Seyahat olunca zaten gece gündüz belli olmuyor ne zaman dışarıda olduğunuz ama artık eşim, annem, babam, kardeşlerim hepsi biliyor ki hafta orası Mehmet Kılıçlar çok yoğun ama pazar gününü bize ayırabiliyor. En azından. Pazar günü birliktesiniz o zaman. Pazar olmazsa günü, olmaz diyorsunuz pazar günü. Olmazdan birisi, evet. Yani haftada bir muhakkak anne babama uğrayın. Onların gönüllerini almaya çalışıyorum. Çocuklarınızla en son ne zaman bir araya gelip bir şeyler, vallahi özel öyle, bir şeyler paylaştınız, bir şeyler yapabildiniz? Şimdi çocuklarım, iki çocuğum var elinizden öper. Bir kızım, bir oğlum var. Onlar daha geçen yazdan beri yurt dışında okuyorlar Gökhan Bey. Bir karı koca kaldık burada velhasıl. Çocuklar, önceden de sistem aynıydı. Her hafta muhakkak bir gün beraberiz aileyle. Yani ne olursa olsun. O da pazar günü. Yani hiç dokunmayız. Çocuk, ben derim zaten haftanın 6 günü benim, bir günü size. Adaletsizlik oluyor ama. Peki bu yoğun tempo sizi sıktı. Yoğun temponu sizi sıktı. Artık rahatsız ediyor. Yani yeter artık. Mehmet Kılıçlar, nereye koşuyorsun sen? Dediğiniz zamanlar oluyor mu? Bir bıkkınlık geldiği, sizi fazlasıyla yorduğu, psikolojik olarak da yorduğu zamanlar oluyor mu? Yani nereye koşuyorsun? Evet. Yeter artık Mehmet Kılıçlar dediğiniz zamanlar oluyor mu? Az da olsa olmuyor desem yalan olur Gökhan Bey ama insan ruhunda vur ya, ruhunda da vardır bazen ya, yeterdi. Ne olursa olsun yeterdi diyor olur ama ben hep şunu düşünüyorum. Hepimizin burada bir görevi var. Tanrı hepimize bir görev vermiş. Hasbelkader de benim de böyle bir görevim var. Benim sadece iş adamı olarak değil, aileme karşı sorumluluğum var. Ülkeme karşı sorumluluğum var. Şikayet etme hakkım yok benim Gökhan Bey. Onun için bunları severek de yapmak zorundayım. Belki zorunda kelimesi abes kaçabilir. O sorumluluk. Evet, o sorumluluğu kendimde hissediyorum. Gücüm yettiği kadar buna mücadele edeceğim. Bazen daha fazla heyecan istiyorum. Daha farklı şeyler yapmak istiyorum. Ama şu an kapasitem bu kadar Gökhan Bey. Kapasiteyi de zorlamamam lazım. Yoruş tempoda takviye alıyor musunuz? Hani vitamindi, şuydu buydu, özel takviye. Kesinlikle almıyorum. Beslenmenize nasıl dikkat edebiliyor musunuz? Düzenli bir hayatınız var mı? Mesela eczacılar kızmasın bana. İlaca karşı bir insanım. Çok zorda kalmadığım sürece almam. Mesela grip olurum. İlk 1-2 gün illa inat ederim. Almayacağım ama 3. gün pes ederim. Almak zorunda kalırım. Beslenme bazen sınırı aştığım oluyor bu Antakya'da yemeklerden dolayı veya dışarıdaki yemeklerden dolayı. Ama son 2 ay biraz dikkat etmeye çalışıyorum ama ne kadar devam eder bu güzel mutfakta onu da bilemiyorum. Peki Mehmet Kılıçlar spor yapar mı? Sporla ilgili mi? Yapıyordu maalesef. Dur. Hangi spor yapıyordu? Yürüyüş yapıyordum. Yürüyüş, yani bildiğimiz vatandaş yürüyüşü. Haftanın 2-3 günü yürüyüş yapardım. Ama 3-4 yıldır maalesef bunu kaldırdım. Daha doğrusu yapamıyorum. Ama tekrar yavaş yavaş psikolojik hazırlamaya çalışıyorum kendimi.
şu düşüncem var. Yani ileride biraz burada hat borudan biraz hafiflersem her gün muhakkak bir saat yürüyüşümü yapma hedefim var. Ama dediğim gibi şu an ısınma turları bunlar psikolojik. Şimdi vazgeçilmezimiz futbol. Evet. Hangi takım? Vallahi bir konuya değindim. Milli takım demeyin yani. Ben hasta bir futbolcuydum Gökhan Bey yani. Geçmişinizde futbol var o zaman. Efendim? Oynadınız futbol. Amatörde epey oynadım ben. Çok oynadım. Bu yollarda ayağım kırılmıştır. Beyin sarsıntısı geçirmişim. Dişlerim kırılmıştır. Ama tamamen iş hayatına atılınca bir çizgi çizdim. Haftada bir halı sahaya gidiyordum. O da yok oldu. Galatasaraylıydım. Hasta bir Galatasaraylıydım. Ama şimdi artık hiçbir şeye bakamıyorum. Üzülerek söylemek zorundayım. Yani o hevesim de kalmadı nedense. Ha, izlediğim zaman zevkle izlerim. Ama önceden mesela Galatasaray'ın her şeyini bilen adam, kim nerede oynar, antrenörü kimdir, puanı nerededir, her hafta ne kadar gol atmış, her şeyini takip eden adam şimdi hiçbir şeyini takip etmiyor maalesef. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bize vakit ayırdınız, keyifli sohbetiniz için, samimi yanıtlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah.